İnan Allah şehrinden, vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olan herkese selam olsun. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugünkü videomun konusu genel film medyasında ödünç alınmış olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyaretini haberleştiren Fin Ulusal Gazetesi İlta Lehti'nin bu haberini sizlerle beraber mercek altına alacağız. Bu habere geçmeden önce kısa bir hatırlatma videomuz var. Onu beraber izleyelim, sonra haberimize, videomuza devam edelim. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler... Hatırlatma videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Beni takip eden bütün dostlarıma, takipçilerime ayrıyeten selamlarımı göndermek isterim. Hiç kimse eleştirmez. Batı medyası bir şekilde elinde terazi ya da bir herhangi bir ölçekle haberlerini yapar ve hala daha yapma devam ediyor. Film medyası da bunlardan bir tanesi. Yıllardır aynı şekilde bu gazetecilerin elinde görünmez bir terazi var, bir ölçek var. O ölçeği nereden edinmişler? kim vermiş, onlara ölçme hakkını ona kimler vermiş, onlara kimler vermiş bilinmemekte. Ve bizim ülkemizdeki bazı kişiler de hiç bunları sorgulamadan bizlere aktarmaktalar. O kesimin borazanlığını yapmaktalar. Ben bunu sorgulamak istiyorum şu an için. Şu haberin yapılış tarzına değişik açıdan bakarak, kimsenin bakmadığı yanıltıcı olarak verilen bu haberlere gazetecilerin yapmış olduğu algıyı gözler önüne sermek istiyorum. Sorum bir, bu teraziyi veya ölçeği gazetecilere kimler verdi? Çünkü haberleri yaparken belli bir teraziden veya filtreden geçiriyorlar. Ama o filtre kimler tarafından verilmiş, nasıl verilmiş, bunu nasıl ölçerler ve bu sonuca nasıl varırlar? O cümleleri kurarken, yazarken hiç kimse bunları sorgulamaz. Haber Budapest'den yazılıyor ve yapılıyor. Hepiniz de biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız hafta sonunda pazar günü Macaristan Başbakan'ın daveti üzerine onların milli gününe ve orada düzenlenmekte olan Dünya Atletizm Şampiyonası'nı izlediler hep beraber. Bakınız bu haberi yapış şekliyle ilgileniyorum ben. Haberin içeriğini hepiniz de biliyorsunuz. Türkiye'de haber nasıl aktarılıyor? Bunlar film medyası ya da batı medyası bu haberi kendi okurlarına nasıl aktarıyor? Aradaki farkı sizlere anlatma çalışacağım Sizler diyebilirsiniz ki ülkemizdeki medya taraflı yandaş vesaire diyebilirsiniz haklı da olabilirsiniz Onda hiçbir itirazım olmaz ama bunu derken de Avrupa medyasının tarafsız bağımsız özgür olduğunu da savunamazsınız Çünkü burada da dediğiniz gibi medya özgür bağımsız tarafsız değil Burada benim anlatmak istediğim, göz önüne sermek istediğim özellikle bu. Bunlar da tarafsız değil. Bunlar kendi ülkelerinin, kendi menfaatlerinin tarafındalar. Ama bizim medyamız maalesef Türkiye menfaatinin tarafında değil, bu kişilerin menfaatinde ya da sorgulamadan bu haberleri yapıyorlar. Demokrasi böyle ülkeye getirilir falan yanılgısına giriyorlar. İşte orada yanılıyorlar. Bazıları da elbette borazanlık yapıyorlar onu onda biliyoruz. Yani bunların içinde gurunun yanında yaşta yanar derler. Ya, Öyleleri de var elbette. Saf temiz inanan insanlarımız da var bu yalanlara, bu algılara. Haber o kadar uzun bir haber değil. Haberin başlığı zaten baştan offside Hemen sizi kanala yönlendiriyor, sizi yönlendiriyor, yola sokuyor. Haberin başlığı şöyle. Haberin Putin'le uzaktan yakınla alakası yok ama bir şekilde okuyucusuna alaka ilişki kurmasını sağlıyor başlıkta. Putin'in dostları dünya atletizm şampiyonası tribünlerinde boy gösterdi. Şimdi bu Putin'le ne alakası var? Ama Putin gibiler demek istiyor. Algı yaptığı için Putin'i buraya sıkıştırmış. Putin nasıl birisi? Avrupa'nın en sevilmeyen liderlerinden bir tanesi Putin. Niye? Ukrayna'ya mazlum halka saldırmış bir lider olarak görülüyor, otokrat olarak görülüyor vesaire vesaire. Yani Rus düşmanlığını temsil eden, düşmanı temsil eden bir figür haline getirildiği için Putin buraya nasıl da akıllıca yerleştirilmiş farkında mısınız? Hem de başlığı. Başlığı Putin'in ismini koymakla Erdoğan, Orban'ı, oraya katılan bütün liderleri Putin'le eş değerde aynı terazide aynı kefede tutuyor demek oluyor bu bilinçaltını hemen daha haber okumadan zaten siz fikrinizi ediniyorsunuz onların oyununa geliyorsunuz yani bu yazıyı yazan bu haberi yapanın veya o yazıyı sipariş edenlerin oyununa geliyorsunuz. Putin'le ne alaka? Biz de o zaman karşılaştırma yapalım. Gazetecilik etiğini, ahlakını sığıyor mu? Alakası olmayan konularda alaka kuruyorlar ve özellikle kuruluyor bu insanların algılarıyla oynuyorlar. Orada haber Macaristan'ın ulusal günü milli gününe davet edilen liderler ve atletizm şampiyonası. Putin'le uzaktan yakından ne alakası var bu olayın? Elbette var. Kendileri Putin'in dostu olarak gösteriyorlar. Putin'i oraya illa sokuyorlar. Für Putin orada olmadığı halde Putin'in ruhu orada gezdiriliyor farkındaysan. Macaristan Başbakanı Orban, Recep Tayyip Erdoğan ile atletizm şampiyonasının şeref tribününde hoş beraber vakit geçirdi diyor. Bir gün önceki radyo röportajında Macaristan Başbakanı Orban bir soru üzerine söz konusu ülke yani milli ulusal gününü davet eden ülke dostlarına bu milli günlerine bu kutlamalara davet eder diyor ve bu ülkeleri Erdoğan'ı, Türkiye'yi, Azerbaycan'ı, Katar'ı, Sırbistan'ı, Bosna'yı, Türkmenistan'ı, Kırgızistan'ı yani kısaca Türk devletler Teşkilatına dahil olan ülkelere dostları olarak tanımlıyor ve ülkeler böyle durumlarda da dostlarını bu kutlamalara davet eder diyor. Onları dostları olarak tanımlıyor Orban. Aslında mesajı almak istemiyor gazeteci. Bu yazıyı, bu haberi yapan kişi belki de almıyormuş gibi ölü taklidi yapıyorlar. Muhakkak ölü taklidi yaptıklarından ben eminim. Çünkü bir sonraki cümle onun ispatı. Çünkü diyor ki Orban NATO ya da AB ülkelerinin hiçbir devlet başkanını milli gününe davet etmedi diyor. Bu da demek oluyor ki onları dostları olarak görmüyor mesajı veriyor gazeteci. Gene Orban Macar lider radyo röportajında demiş ki böyle diplomatik görüşmeler böyle yapılan devlet başkanlarıyla yapılan görüşmeler az çok diplomatik gizli görüşmelerdir deyip mesajını onu takip eden diğer ülkelere veriyor ve bu mesaj da alınıyor elbette ben hanımca öyle düşünüyorum. Gene gazeteci terazisini ölçeğini piyasaya çıkarmış bu defa deniyor ki bağımsız Macaristan'ın bağımsız gazete kaynaklarına, medya kaynaklarına göre onu da kim belirliyorsa çünkü bunu da belirleyen demek ki bu gazeteci alınan haberlere göre Orban ve Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini görüştüler. Şöyle de diyebiliriz kahinlikte yapabiliyorlar bu Avrupalı gazeteciler. Ve şu cümleyle bitiyor haber Orban ve Erdoğan gene Putin'e bağlamış çünkü onu yapmak istiyor başlangıç Putin, bitiş de Putin. Orban ve Erdoğan Putin'e yakın dostluklarıyla yakınlıklarıyla tanınıyor diye bitirmiş haberi. Putin'le başlayıp Putin'le bitiriyor. Terazide hangisileri daha demokrat ülke az demokrat ülke diye ölçmüş ve Sırbistan Bosna, Türkiye Macaristan, Kırgızistan Türkmenistan, Özbekistan Azerbaycan onlara göre daha az demokrat ülkeler. Gazeteciden sormak isterim. Bir yüzde verebilir misiniz ki biz böyle anlamayan kişiler, aklı kıt kişiler biraz daha ne demek istediğinizi anlayabilelim. Bir yüzde verin. Yüzde yüz demokrat ülke olduğunu farz edersek Avrupa ülkelerinin de yüzde yüz olduğunu farz edersek bu daha az demokrat ülkelerin yüzdesi nedir? Yüzde bir midir? Ya da Rusya yüzde iki midir? Biz sizlerin ülkelerinizde seçimlerin nasıl yapılmasını olduğunu biliyoruz seçimlere katılım oranlarının hepsini biliyoruz. Buralarda %50'nin altında katılımla siz demokrasi tiyatrosu oynuyorsunuz. %50'nin altında katılım, seçimlere katılım olunca o demokrasi olmaz. Onu da çok iyi biliyorsunuz. Ama o tiyatroyu o kadar güzel oynuyorsunuz ki ve öyle bir gösteriyorsunuz ki dünyaya %80, %90 katılım olan, seçimlere katılım olan ülkeleri de zorla sanki sandık başına gitmiş gibi görsün. Çünkü siz her şeyi biliyorsunuz. Çünkü sizler her şeyi belirliyorsunuz. Afrika'nın hali ortada. Dünyanın hali ortada. Siz hiçbir yere ne demokrasi, ne özgürlük, ne de eşitlik götürmek istiyorsunuz. Siz bunları kullanan hırsızların en önde gidenisiniz. Siz diye hitap ettiğim genel olarak emperyalistlerdir. Onu da ayrıca parantez içinde açıklamak istedim. Böyle bir videoyla karşınıza çıktım. Beni takip etmeye devam edin. Videolarımı beğenin. Kanalıma abone olun. Sosyal medyada paylaşın ki videolarıma devam edebileyim. Tekrar Finlandiya'nın Lahti şehrinde vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olan herkese selam olsun diyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.